Çok iyi geldi ha. Planlasam bu kadar olurdu. Süper oldu. Meltem. Halon bizden ne sakladığını öğrenebilecek miyiz acaba? Hiç sanmıyorum baksana. Nuh diyor peygamber demiyor. Çok enteresan. Gelin. E bak şu Merve'nin bu fotoğrafı çok güzel çıktı ya. Çok çok ama kendi beğenmiyor. Aa bakayım. Bak. Bak. Bak bak. Bak. Ne sempatik şuna bak. Aa çok şeker. Niye beğenmiyor? İşte bilmiyoruz. Beğenmiyor. Beğenmiyor. İşte siz kadınlar hep böylesiniz. 15'inde de 45'inde de kadın aynı kadın. Yani nerede olduğu, nasıl olduğunun önemi yok. Kadın aynı kadın olarak kalıyor. Biz bu sosyolojik tespiti pek anlayamadık. Biraz açabilir misin lütfen? Bit tabii. Yok fotoğrafta şöyle çıktım, böyle çıktım diye bir şey yok. Nasılsan öyle çıkıyorsun. Haluk'cum. Şimdi burada seninle fotoğraf sanatını, fotoğrafçılığın tarihini falan konuşmak isterim. Ama tahmin edebileceğin gibi uzun sürer. O yüzden en azından şu kadarını söyleyeyim. Bak, fotoğrafı çektiğin andaki ışık, açı, bütün bunlar o fotoğrafı etkiler. Yani önemlidir. Senin bilmediğin bir şey var mı? Var tabii. Sana ne olduğunu hala bilmiyorum ama Yunan adasında ne oldu bilmiyorum. Ben paylaşıyorum bu fotoğrafı. Sakın! Merve kızar Tuna. Niye kızıyormuş canım? Ben onun babasıyım. Allah Allah. Bu benim en doğal hakkım ayrıca. En az 100 like var bu fotoğrafın. Oğlum kendi fotoğrafını paylaşsana. Niye kızın fotoğrafını paylaşıyorsun? Allah Allah. Benim kızımın fotoğrafı ya. Niye paylaşmayayım? Niye hepiniz birden aynı şeyi söylüyorsunuz? Ay Tuna istemiyor. İstemiyor işte resmi. Sordun mu sen Merve'ye? Aa Tuna. Bak eğer istemiyorsa paylaşma. Bu yaşlarda biliyorsun ya tam büyüme çağında etkileniyorlar öyle şeylerden. Paylaş. Ya benim kızımın fotoğrafı. Çekmişim ve paylaşıyorum. Ya bunda ne var anlamıyorum ben. Niye paylaşmayayım yani? Paylaş paylaş. Ama Merve kızarsa hiç aranızı düzeltemem ha. Söyleyeyim sana. Bir şey olmaz canım. Paylaşıyorum. Paylaştım. Altına ne yazdım biliyor musun Gelir? Biricik kızım. Nasıl da büyüdün göz açıp kapayıncaya kadar. Cinsel de orada ama. Ha? Hadi bak. Kızınca Merve biliyorum ben. Niye kızsın yahu? Al, taktın kafaya gönül ya. Ya fotoğraf bu ya. Kızımın fotoğrafı. Ben de babasıyım ya. Ya Merve bir sakin ol. Birazdan baban gelecek, sildirirsin fotoğrafı. Ya ona kaç kere söyledim o fotoğrafı hiç beğenmediğimi. Hatta telefondan silmesi gerektiğini söyledim. O gitmiş bir de paylaşmış. İnanamıyorum ya. Hah, biz geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Ne yaptınız çocuklar? Babası sen ne yaptın? Ne yaptım? Fotoğrafımı paylaşmışsın. Evet, ne var bunda? Bana sordun mu? Niye sorayım ki sana? Böyle bir şey sorulur mu? Hoşuma gitti fotoğraf. Ben de kendi profilimden paylaştım. Ya gayet masumane bir hareket. Ne var ki? Ya nesi masumane bunun ya? Benim fotoğrafımı paylaşıyorsun. Tabii ki bana soracaksın baba. Ayrıca benim de haklarım var. İstediğin gibi benim fotoğraflarımı öyle internette paylaşamazsın. Bana sorman lazım. Tamam sakin ol Merveciğim. Sakin ol yani. Ya sakin falan olamam ya. Babamı defalarca uyardım ben bu konuda. Kendine gelir misin sen Merve? Aa! Seni ağzından çıkarak kulağını duyuyor musun? Bak kırılıyorum ama yani. Baba o fotoğrafı hemen siler misin? Yoksa olacaklardan ben sorumlu değilim. Söyleyeyim de başta. Bu ne ediyorsun? Allah Allah. Beğendin mi yaptığını Tuna? Bırak Allah aşkına. Ergenlik şeyi işte ya. Geçer birazdan siniri. Ay nasıl bu kadar rahatsın Tuna? Çok güzel fotoğraf. Merve o senin baban. Bunu ona yapamazsın. Bal gibi de yaparım. Bak şu an çok sinirlisin. Ama sonra bak çok pişman olacaksın. Hayır pişman falan olmayacağım. Bu benim hakkım ve bunu yapabilirim. Ya sen gel beni dinle. Vazgeç bu işten. Bak bunu yapmam lazım ki bir daha izinsiz fotoğraflarımı paylaşmasın. Hatta dur şunu yapalım. Alo anneciğim iyi akşamlar. Senden bir konuda yardım isteyecektim müsaitsen. Abi gelmiyor mu kahvaltı? Siz hala kızgınmış Tuna abi. Bana hala kızgın mı? Aman bu da yani. Ben gideyim şimdi. Dur anne nereye gidiyorsun? Yok gitme ben götürdüm odasına onun kahvaltısını. Evet üstüne gitme kızım hadi otur. Ya niye gitmişsin? Niye abartıyorsunuz bu kadar ya? Niye anlamıyorum ki Gönül yani. Saçma sapan bir durum yani. E sen de huyuna gitmiyorsun ki kızım. Silmedin hala fotoğrafı Tuna. Silmeyeceğim Gönül. Silmeyeceğim. Ev mi yaman, bey mi yaman göreceğiz bakalım. Silmiyorum ya Allah Allah. Kim arıyor ya bu saatte? Avukat. Avukat? Hı. He? Merve benim mahkumiye vermiş. Al Tuna abi. Al. İç su birazcık Tuna hadi. İnsan babasını mahkeme verir mi Gönül ya? Verir mi ya? Tuna
Dur hadi iç bir yudum şundan. Canım tıkandım. Ben istememiştim. Baba. İnsan babası da bunu yapar mı? Böyle bir şey olabilir mi Merve? Merveciğim, annen senin adına babanı mahkemeye vermiş. Bu ne demek, bir açıklar mısın lütfen? Mahkemeye vermek yani dava açmak, bir suçu veya suçluyu biliyorsanız bu kişilerin cezalandırmasını talep etmektir. İnanamıyorum ya. Gönül, inanamıyorum ya. Sen besle, büyüt, bu yaşa getir. Sonra çocuğun sınıfı kimeye versin? İç birazcık, suyundan iç. Hadi Tuna. Hadi Tuna, bir lokma su iç. Lütfen, Gönül, rica ediyorum lütfen. Ne olur. İznim olmadan kişisel fotoğraflarını sosyal medyada paylaştın. Sana kaldırmanı söyledim, bir de onun üstüne kaldırmadın. Ben de süreci yargıya taşıdım. Kanuni hakkımı kullandım. Annem de sağ olsun çok yardımcı oldu. Kırıldı baban ama çok. Merveciğim çok kırıldı. Tamam Tuna. Merveciğim anneni ara da çekin şu davayı geri. Bak babam perişan oldu kızım. Ya ben o fotoğrafı sil dedim. Hatta silmen için çok kez de bekledim. Silmedi, kendi istedi bunu böyle olmasını. İyi diyorum, şüphe nefes alamıyorum. Gel. Tuna biraz sakin ol. Tamam, ben şimdi Özlem Hanım'ı arayacağım ve halledeceğim bu işi, tamam. Ya ayrıca annem de çok sinirlendi yani. Hani ben izin versem bile annemin geri çekmek isteyeceğini zannetmiyorum. Ya bu da gelecektim acımıza gönül ya. Ay tamam. Bu da gelecektim acımıza ya. Yani rica edeceğim. Ben halledeceğim şimdi. Ayrıca yargıya intikal etmiş bir konu yani. Çok üstünde konuşmamamız lazım. Doğru. Tuna. Birazcık su içer misin lütfen? Lütfen canım benim. Hadi. Hadi. Su çeker misin oğlum? Kızım. Çilek. Çilek ya. İstemiyorum. Merveciğim, biliyorum yani fotoğraf konusunda biraz hassassın ama çok da güzel çıkmışsın yani. Ben baktım, çok güzel çıkmışsın. Güzel mi? Evet. O açıdan en az 10 kilo daha fazla çıkmışım. Ya Merve, sen de abartma. Hem ben bütün arkadaşlarıma sordum, hepsi çok beğendi. Gayet güzel fotoğraf. Evet, evet yani... ben de sordum arkadaşlarıma. Herkes ne kadar güzel çıkmış dediler yani. Niye böyle şey yapıyorsun? Gönül, ben o fotoğrafı çekmek için bir saat bekledim mi, beklemedim mi? Bekledim. Sen şahitsin. Bir saat bekledi baba. Emek var. Ben güneşin dönmesini bekledim. Bir saat. Böyle güzel bir şeyi yakalayabilmek için. Çektim, çok da güzel oldu. Ayrıca o fotoğrafta hiç filtre yok. No filter yani. Yani şimdi çok güzel fotoğraf. Hakkını vermek lazım. Önemli olan fotoğrafın güzel olması falan değil. Senin benden habersiz bir şekilde benim fotoğrafımı koymuş olman. Tamam, tamam, tamam. Artık uzatmayalım yani. Barışın artık. Olmaz böyle bir şey. Annen geldiğinde ona da söyleyeceğim. Çekin bu davayı geri. Merveciğim baban yıkıldı. Görmüyor musun baban? Ya ben de yıkıldım. Hele o yorumları okuduğumda. Saçma sapan şeyler. Ama ne bakıyorsun sen yorumlara? Bilmiyor musun? Bir resim koy, 50 tane yorum yazıyorlar. Abuk subuk şeyler. Takılma onlara sen. Yani her şeye laf eden bir kitle var sonuçta. Takma kafana sen onu ya. İyi tamam. Hadi, hadi. Hadi bakalım. Kızım benim. Sen kusura bakma ne olur. Yani istemeden ol yemin ediyorum. Tamam mı? Geldiniz. Buyurun. Sizin eve hiçbir zaman hoş gelemedik Gönül Hanım. Ah Tuna. Ah Tuna. İlkinde yırttın. Ama bu defa donuna kadar alacağım. 50 tane ülke gezdim, böyle rezalet görmedim. Sen bir baba olarak bunu çocuğuna nasıl yaparsın? Kızın haline bak. Merve çökmüş, depresyona girmiş, bitmiş hayatım. Bebeğim. Yavrum, kurtaracağım seni bu adamdan güzel kızım. Sen ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Kendine gel. Aa, efendim ben sizden tatilde ufaktan işkillenmiştim ama bu kadarını sizden ben bile beklemezdim yani. Serkak Bey, Özlem Hanım. Tamam, onlar baba kız anlaştılar. Siz de fazla uzatmayın canım. Aa. Ne yapayım efendim, yalan mı söyleyeyim? Bozmuş işte kızın psikolojisini. Sen. Evet, artık. Konuşup anlaştığınıza göre tatsız bir durum kalmadı. Değil mi Merveciğim? Evet evet. Benim için bir sorun yok şu an. Tamam canım kızım. Benim. Aa, ama sakın bir daha izinsiz fotoğraflarımı paylaşma baba. Söz veriyorum kızım, merak etme. Bir daha asla böyle bir şey olmayacak. Sana sormadan asla bir fotoğrafını paylaşmayacağım. Özlem sen de şu şey davayı geri çek de. Şu konuyu kapatalım artık lütfen. Ha, evet anne, artık davayı geri çekebiliriz.
Davayı geri falan çekmiyorum ben. Anneciğim lütfen davayı geri çeker misin? İşte görüyorsun bir sorun kalmadı artık. Yavrum hani sen çok üzülmüştün babanın o fotoğrafı paylaşmasına. Ya evet üzüldüm ama aslında babamın üzülmesine daha çok üzüldüm. O yüzden uzatmayalım daha fazla. Benim canım güzel kızım benim bir tane. Sen ne şanslı bir adamsın Tuna. Bak bu ikinci oldu elimden kurtuluyorsun. Üçüncü de donuna kadar alırım bak seni. Açıkçası kararından caymana çok şaşırdım Merveciğim. Ben olsam mahkemede sürüm sürüm süründürürüm. Ne yapayım efendim yalan mı söyleyeyim? Sertaç kalk. Kalktım hayatım. Yürü. Bebeğim. Merve Tuna'yı affetti. Ah. Evet Özlem de davayı geri çekti. Aferin Merve'ye. Ya olması gereken de buydu zaten canım. Ama bir daha hayatta size yemin ediyorum izinsiz kızımın hiçbir fotoğrafını paylaşmayacağım. Artık bundan sonra Haluk'la tatil fotoğraflarımızı paylaşırım. Dene bir dene. Ben Merve gibi de değilim. Yıllarca süründürürüm seni mahkemelerde. Ay iyi tamam kapatın şu mahkeme konusunu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tutarız bu evde.